Milliyet gazetesine geri döndüğümüzde uzmanların uyarıları ve yine akşam gazetesinin manşetindeki uyarılar aklımızda koşa koşa geliyorlar. Türkiye'ye uçuş yasağının kalkmasıyla dün sabah Rus uçakları Antalya'ya peşi sıra indi. Rusya'dan günde 10 15 bin turist bekleniyor. Ruslar uçuş yasağı kalkar kalkmaz Türkiye'de tatilin yolunu tuttu. Koronavirüs pandemisi öncesinde 2018 yılı toplamında 6 milyona yaklaşan Rus turist sayısı 2019'da ise 7 milyonu geçmişti. Yeni başlayan uçuşlarla uzayacağı tahmin edilen bu sezonda 3 milyonu aşan sayıda Rus turist gelebileceği tahmin ediliyor. Temmuz'dan itibaren İtalya'da erteleme almayan rezervasyonlar devam ederken Nisan ve Haziran arasında tatiline gelemeyenler yeni rezervasyonlar oluşturmaya başladı. Charter firmaları ise uçak ve otel rezervasyonları planlarını devreye aldı. Yeni başlayan hareketle turizm sezonunun hedefi e, yine hani Kasım ve Aralık aylarına kadar uzaması beklenirken hedefin 2019'un %80'i Mehmet Nuri Ersoy Turizm Bakanı Türkiye'ye gelecek turistlerin Covid-19 testi aşısı, karantina gibi önlemlere tabi olacağını söyledi. Önemli. Ersoy 2021 için turizm turizm geliri beklentisiyle ilgili 2019'daki gelirin %80'ini yakalamak mümkün. 20 milyar dolar civarında olabilir tahmininde bulundu. Eğer hiçbir şey olmasaydı devletin kasasına 40 milyar dolarlık doğrudan bir kaynak olarak görebileceğimiz ve pek çok sektörü de zincirleme etkileme seviyesinde olan o turizm, turizm sektörü şimdi Rus turistlerin heyecanını yaşıyor ama bu konunun uzmanları koronavirüsün uzmanları ise aman Dikkat diyor. 1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. 5000 gibi bir rakam ifade edilmişti evet. kısıtlamalar başlarken. Aslında oraya bile varmış değiliz. Bizim günlük 1000-1500 arası vaka sayısına düşmemiz gerekiyor. 1 Temmuz'da pazar günleri ve akşam saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla seyahat kısıtlaması tamamen kalkıyor. Toplu ulaşımdaki yaş sınırlaması sona eriyor. Aslında tedbirlerin bir kısmı ilk olarak 1 Haziran'da esnetilmişti. O dönem bile hedeflenen günlük vaka sayısı 5000'in altındaydı. Kabineden maske hariç neredeyse tüm tedbirler için gevşeme kararı geldi. Dünse uzun bir aradan sonra vaka sayısı yeniden 6000'in üzerine çıktı. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Türkiye istikrarlı bir azalmaya girdi. Evet. Ancak geldiğimiz nokta aslında hala daha toplumda orta düzeyde salgının yayıldığını gösteriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken de Erdoğan'ın açıkladığı adımlara kıraathanelerdeki oyun yasağının da sona ereceğini ekledi. Vaka sayılarının hala yüksek olmasının yanı sıra uzmanları en çok endişelendirense delta mutasyonu %60 daha bulaşıcı. Üstelik bu mutasyona en çok rastlanan yerlerden biri Rusya ve Türkiye Rus turistlere kapılarını açtı. İlk etapta 12 bin kişi bekleniyor Rusya'dan. İlk kafile dün sabahın erken saatlerinde Antalya'ya indi. Avrupa'da Delta varyantı dediğimiz Hindistan'dan çıkan varyantın da hızla yayıldığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemin en büyük tehdidinin Delta varyantının Türkiye'de yayılması olduğunu söyleyebiliriz. Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğu olan halk sağlığı uzmanı doçent doktor Cavit Işık da hala Türkiye'deki delta mutasyonuna ilişkin verilerin açıklanmadığını hatırlattı. Aşılama oranında dünyada ilk sırada olan İsrail'de görülen vakaların %70'i delta varyantı. Özellikle aşısız çocuklarda görülüyor. Sadece bir haftada 164 öğrencide ve 16 görevli de tespit edildi. Hızla yayılıyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin de şimdiden önlemini alması gerekiyor. Şöyle bir tehlike var. Biz Eylül'de Okullarla ilgili ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağız. Biz şu anda okullarımızı bildiğiniz gibi yeni kapatıyoruz. Evet. Şimdiden bir geri sayıma başlamak, Eylül'e okulları açabilmek için bütün önlemleri alıp bu Delta varyant meselesini de ciddiye almak gerekiyor yoksa hiç istemediğimiz manzaralarla karşılaşabiliriz.